Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet, ilk haberimiz resimden de anlayabileceğiniz üzere bu hafta Kart Crush adında oyuna yeni bir oyun modu ekleniyor. Evet, oyun modunun açıklamasında ise şunu belirtmişler. Takımlar halinde ya da herkes tek şeklinde oynayabileceğiniz bir oyun modunda aracınıza bağlı silahlarla rakiplerinizi indirmeye ve birinci olmaya çalışıyorsunuz. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Aynı zamanda bu hafta bu oyun modunda 2 katlık ödül bulunuyor. Dilerseniz oyuna yeni eklenen bu oyun modunu hem deneyebilir hem de 2 katlık ödülünden de faydalanarak yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz, bu hafta Fister Growler adındaki araç satın alınmaya açıldı. Aracı Legendary Motorsport sitesinde yaklaşık 1.600 milyon dolar gibi bir fiyata satın alabilmeniz mümkün. Yine bu bilgi de aklınızda bulunsun. Bir sonraki haberimiz, bu hafta Autoshop'un içinde bulunan Exotic Export List adındaki görevlerde 2 kat ödül bulunuyor. Biliyorsunuz ki Autoshop'umuzun içinde siyah bir tahta var ve bu tahtada yazan araçları oyun içinde bulup belirtilen mekana götürüyoruz. Bu şekilde de belirli bir ücret alıyoruz. Aldığımız ücret yaklaşık 20.000-25.000 dolar civarında bir ücret oluyor genellikle. Dilerseniz bu hafta bu görev serisinde yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz, bu hafta market soygunlarında 2 kat ödül bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyun içindeki marketleri soyabiliyoruz. Ne yazık ki getirisi çok fazla olmuyor. 1000 dolar 2000 dolar gibi bir ücret getirisi oluyor genellikle. İşte bu market soygunlarında bu hafta 2 kat ödül getirmiş Rockstar Games. Dilerseniz bu hafta bu ödülden de yararlanarak market soygunu gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemizde bulunan Prize Ride ödülümüze ve challenge'ımıza. Bu hafta verilecek olan ödül Dominator GTT adındaki araç. Eğer bu hafta 10 Los Santos Car Meet yarışlarında, ki bu yarışlar Pursuit ya da Street Race adındaki yarış serisi olabilir, İşte bu yarış serilerinden 10 tanesini ilk 5 sırada tamamlarsanız işte bu aracın sahibi olacaksınız arkadaşlar. Nispeten kolay diyebilirim ilk 5 sırada bitirmek. Eğer ilginizi çektiyse bu hafta bu challenge'ı tamamlayarak bu aracın sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemizde bulunan test araçlarına. İlk aracımız Vulcar Warrener HQR adındaki araç, bir diğer aracımız Fister Growler adındaki araç ve son olarak da Karin Sultan RS Classic adındaki araç, ki bu son saydığım araç önümüzdeki hafta satın alınmaya açılacak arkadaşlar. Dilerseniz bu hafta Car Meet bölgesine giderek bu araçları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Gelelim bu haftaki kazinoda bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Dinka Veto Modern. Bildiğiniz üzere bu hafta go-kart oyun modu eklendi arkadaşlar oyuna ve dolayısıyla muhtemelen bu yüzdendir ki podyumda da bir go-kart aracını görmekteyiz. Eğer bu ödül ilginizi çektiyse bu hafta her gün sadece kazinoya gidip çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilmeniz mümkün. Gelelim indirimler köşemize. İlk indirimimiz Karin Futo GTX adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Dinka Veto Classic adındaki araç, bu da %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz BF Weevil adındaki araç %40'lık indirim ile karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz HVI Nightshark adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Kosatka Denizaltı aracı %30'luk bir indirim görmüş. Biliyorsunuz ki oyundaki Kayoperiko Heist'ı Kosatka olmadan yapamıyoruz. Ve oyundaki belki de en iyi para kasma yöntemi Kayoperiko Heist diyebileceğimiz için eğer bir Kosatka sahibi değilseniz mutlaka bu hafta %30'luk indirimden de faydalanarak bu denizaltı aracını satın almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki indirimiz Pegasi Toreador adındaki deniz altında da gidebilen araç %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Ve son olarak da Sea Sparrow adındaki helikopter, bu da %30'luk bir indirim ile karşımıza çıkıyor. Bu indirimlerden ilginizi çeken varsa bu hafta bu indirimlerden faydalanarak satın almayı tercih edebilirsiniz. Ve son olarak gelelim Prime Gaming bonuslarına. Eğer Prime Gaming'liyseniz ve Social Club hesabınızı da Prime Gaming'le bağladıysanız bu hafta GTA Online'a sadece bir kez giriş yaparak 100 bin dolarlık bir ödülün sahibi olacaksınız. Ayrıca bu hafta Benefactor BR8 ve Cocuet Blackfin adındaki araçlarda %80'lik bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu indirimlerden de faydalanarak bu araçlara sahip olabilirsiniz. Ve böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.